Değişken kullanım projesinin içerisinde yeni bir klas oluşturuyor. Burada operatör demo olsun. Yine bir main metodu olacak. Örneklerde yaptığımız aritmetik işlemlerin bir tanesi de toplamaydı. Bunun genel olarak aritmetik operatörlerin en temeli sayabiliriz aslında, artı ve eksi olaylarını. Burada yapmaya çalıştığım şey, 3 tane değişken oluşturma işlemi, integer tipinde. Q1 adındaki 10 değerini alıyor. Q2, 11. Bir de sonucu yazmak için result değişkenimiz var. Q1 ile Q2'yi topladığımız zaman sonucun 21 olduğunu alıyoruz. Bu da bizim aritmetik operatörlere bir örneğimiz diyebiliriz. Aynı şeyi kopyalayıp sadece operatörünü değiştirdim. Eksi yaptım. Aşağıda. Burada nasıl bir sonuç çıkar? Q1 10, Q2 11. İşte veri tipi eksiyi desteklemeseydi eksi 1'i göremezdiniz. Böyle bir durum var. Ondan dolayı o veri tiplerini gösterirken eksi olayların da desteklediğini özellikle söylemiştik. Diğer işlemler de aynı. Mesela çarpmayı yapalım. Onla 11'i çarptığına göre sonuç olarak 110. Normaldir. Bölme işareti de bölme operatöründe gösterelim. Bu da taksim olarak. Evet. O
100'ü 11'e böleriz. Sonuç olarak 9. Pozitif, diğeri de negatif. Yani artı artı ve eksi eksi örneği. Çalıştırıyorum bunu. Bakın bir tane değerimiz vardı. Öncelikle iki tane farklı örnek var burada. Birisinde varsayılan değer 3 ama sonrasında diyorum ki val p artı artı ve sonra bunu yaz. Diğerinde de tam tersi 3 sonrasında eksi eksi diyorum ve bunu da yazdırıyorum. Birisi artırıyor, diğeri de eksi eksi olduğu için biraz altı böyle yazdırıyor. Bu bir şeyin kısaltması aslında. Yani bu operatörler tamamen farklı bir şey yapmıyor. Yaptığı şey şu. İşlem bu. Yani bir artırarak devam ediyor sürekli varsayılan olarak. Ama bunu daha kısa yapmak adına böyle bir işlem yapılmış. Bunun da açılımı var.
üçü de aynı şeyi yapıyor burada. Ama diyelim, dikkat ederseniz şu en ilkel kullanım gibi duruyor varsayılan olarak. Bunu biraz daha kısaltmak için şöyle bir operatör geliştiriyor. Artı eşittir deniyor buna. Yukarıdaki normal artının yanına eşittir konmuş versiyonu. Bunları da yapacağız zaten sık sık. Bu da farklı bir operatördür. Bunun alternatifi olarak geliştiriyorlar. Zaten val p var. Diyor ki tekrar eşittir yapıp val p artı 1 yapmaktansa bunun val p artı eşittir dediği zaman ben val p'nin kendisi artı 1 olarak algılarım. Ama kod kısalmış olur, daha iyi olur diyor. Onu da yaptığın zaman tamam. Ama diyor ki buna da gerek yok. Sen doğrudan şunu yaparsan artır. Varsayılan olarak 1 artıracaksan ama. Bu şekilde. Mesela 2 artıracaksan en kısa yol şunu kullanman lazım. Bu gene uzun oluyor. Gereksiz. Aynı şeyler bunun için de geçerli. Burada da eksi işlemi. Eksi eşittir. Ve eksi. Sonraki operatörleri farklı örneklerle devam ettireceğim. Bunun için yeni bir konuya giriş yapacağız. Onunla birlikte basit anlamda operatörleri göstereceğim yine. İlgili operatörleri. İflas sebebi. Akış kontrolü mekanizması. Öncelikle akış nedir, kontrol nedir?